bereketli olsun. Bu akşam toplantımızın ana sebebi yeni bir hat üzerinde çalışacağız. Bu hat üzerinde çalışacağımız hatta o bölgenin esnafıyla beraber bir istişare yapalım istedik. Bu sabah itibariyle de bütün esnaflara yanlış değilsem davetiyelerimizi ulaştırdım. Bunlarca yapmış olduğumuz işlerin bir kısmını ve özellikle vatandaşı ilgilendiren, esnafı ilgilendiren noktasında ne yapıyoruz? Esnafımızı toplantılara davetiye çıkarmak şartıyla davet ederek bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ama hani bu önemli bir konu. Vatandaşımız bize sormadan etmeden iş de yapılmasın zaman zaman diyor. Biz de onları bilgilendirme amacıyla bu amaç çerçevesinde toplantı yapıyoruz. Fakat tabii katılım biraz zayıf görüyoruz. Biz Acı Su esnafının tamamını davet ettiğimizi biliyoruz. Onların eksikliğini görüyoruz. Bu konu direkt Acı Su esnafını ilgilendirdiği için daha çok birinci derecede bütün kullanıcıyı ilgilendiriyor ama özüne indiğimizde Acı Su esnafını, yani Acı Su Caddesi'ndeki esnafı ilgilendiriyor. Hani arkadaşlarımızın görüş ve düşüncelerini önemsediğimiz için davetiye çıkardık. Bu merkezde bir toplantı yapıyoruz. Hani gönül ister ki çoğunluk burada olsun, bu noktada katılımcı olsun. Eleştirisi varsa, işte fikri varsa, düşüncesi varsa bizimle burada rahat rahat paylaşsın. Beraberce bu işlemi yapalım. Tabi bildiğiniz üzere yakın tarihte doğalgazla ilgili bir çalışma başlattık. Özellikle müteahhit ekibe, Aksa'ya bu noktada teşekkür ediyoruz. Onlara şunu söyledik. Dedik ki arkadaşlar, evet bir 2020-2019 gibi hedeflerimiz var ama biz buna bir an önce başlayalım. Başlamış olduğumuz caddeler var. Burada işte elektriği, altyapıyı tamamen bitirme noktasındayız. Bitiriyoruz, yeniliyoruz. Bu saatten sonra da hani doğalgazla ilgili de bir daha uğraşmayalım. Siz de buradayken, bizler de buradayken bu işi yapalım dedik. Hatta sizlere dedik işte bir takım belediye imkanlarını da sağlayarak bu işin hızlanmasını, bu işin hedefe ulaşması noktasında fedakarlığımızı biz ortaya koyalım. Sizin de bu menfaatlerinize gelir müteahhit olarak. Ama hizmeti alma noktasında da bizim işimize gelir dedik. Böyle bir ortak konsensüsle beraber bir çalışma başlattık. 15 Temmuz Caddesi'ndeki çalışmamızı bitirdik. 15 Temmuz Caddesi'nin bir kısmını Millet Caddesi, Fisko Birliği tarafına doğru orayı da bitirdik. Bu güzergahta ev bağlantılarını şu anda gerçekleştiriyoruz. Ev bağlantıları gerçekleştikten sonra da bizdeki bizden aldıkları destekten memnun oldukları için müteahhit firma isterseniz başkanım biraz daha biz bu bölgede çalışabiliriz diye söyleyince biz de bu talebi onlardan bekliyorduk. Çünkü bizdeki kolaylaştırmayı, ön açmayı bu ekibe yardımcı olmayı görünce haliyle onlar da daha sonra yapacakları işi önceden yapalım dediler. Biz de hazır girmişken birkaç caddemiz, Acı Su Caddesi dediğimiz Dükkan Boğazı'ndan, işte Arusan'ın oradan köprüye kadar, Karadere Köprüsü'ne kadar bu ana hattı döşersek bu Ziraat Bankası'nın arka sokaklarına da tali hat dediğimiz ince hattı da döşemek kaydıyla ilk hedefimiz olan bizim 2019'un başında Güzelen Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Kulancak Mahallesi, Balıca Mahallesi, Bahçeliler Mahallesi, Emecen Bölgesi dediğimiz bölgede doğalgaz yakıtmaya geçecektik. Ama bu Kulancak Mahallesi ve İhsaniye Mahallesi'ne öteleyip 2020'nin başlarında yakmayı düşünüyoruz. Şimdi bizim vereceğimiz destekle beraber müfahit ekipler, hukuk olmayan biz, müfahitler beraber Acı Su Caddesi'nden, Acı Su Caddesi'nden bütün hattı geçmek üzere. Bu bölgelerimizde ana hatta ihtiyaç yok. Bir ay bir saat sonra bir ay Acı Su Caddesi'ni kesme yapacağız. Ev bağlantılarına beraber. Sizin için sorarsın. Bir tane de bu mutfaktan. Bu işi yapalım. Ya da sonraya bırakalım. Ama yaparsak 2019'un başında bu bölge, yani Bulancaklı'da tamamen özellikle üst kesimleri, İhsaniye'nin üst kesimleri, ne şu an için bir şey diyemiyorum ama onlara da gider tabii rahat rahat. 2019'da Bulancak Mahallesi ve İhsaniye Mahallesi de dahil olmak üzere tamamen geride ne kalmış olur? İsmet Paşa Mahallesi kalmış olur, Toprak Değenleri tarafına kalmış olur. 2019'da çok hızlı bir şekilde doğalgaza geçmiş oluruz. Onun için sizlerle istişare etmek istedik. Bu caddede kesim yapacağız, ev bağlantılarını yapacağız.
Ondan sonra asfaltımızın da son katını atarak buradan çıkacağız. Tabii bu süreç içerisinde biraz canımız sıkılacak. Çünkü şehir içerisinde sürekli çalışma halindeyiz. Şehir içerisindeki konumumuzda kanalizasyonla ilgili her bağlantıları ne kaldı? Dükkan bazından Fiskobilik tarafında kaldı. Muhtemelen 3-4 gün içerisinde bitirebilirler bu çalışmalarını. Yani 3-4 gün içerisinde kanalizasyon ev bağlantıları biter. Kanalizasyon ev bağlantıları bittiği an doğalgazın ev bağlantıları geçer. Bu da muhtemelen bir 10 gün, 15 gün sürer. Daha az sürebilir mi? Evet. Daha kısa sürebilir. Ben 15 gün diyorum. Ondan sonra kısa bir elektrik hattımız var. Yine Dükkan Boğazı ile Karadere arasındaki. Bu hattı da yerin altına alacağız. Şu anda hazırlıklarımız tamam. Doğalgaz geçti mi? Hemen doğalgazın ev bağlantıları. Ana hattı geçti zaten. Ev bağlantılarını da elektrik hattına yer altına alacağız. Ev bağlantılarıyla beraber bittiği zaman üst yapıya başlayacağız arkadaşlar. Tabii bu süreçte buraya da girelim istiyoruz. Çünkü insanlarımız doğalgaz konusunda çok ciddi anlamda bir memnuniyet var. Beklenti çok yüksekmiş, çok hayırlılar sanıyoruz. Dedik ki hani bu noktaya gelmişken ilçenin tamamını kapsasın. Şimdi ben özellikle istediğim şuydu. Tabii ki yani dünyaya bir çocuk getirmek istiyorsanız bir takım sıkıntıları var. Bir ağaç dikip bir meyve almak istiyorsanız bir takım sıkıntıları var. Bir eser oluşturmak istiyorsanız bunun bir takım sıkıntıları var. Evinizi yenilemek istiyorsanız, tadilat yapmak istiyorsanız evinizin içinde bir takım sıkıntılarla baş başa kalıyorsunuz. Evinizi taşımak istiyorsanız yine bir takım sıkıntılar oluyor. Bunlar olmadan o başka türlü olmuyor. Yani sihirli bir değnek muhabbetiyle beraber bunların gerçekleşme şansı yok. Bu da bu bölge esnafını daha çok ilgilendiriyor. Onun için istişare yapalım dedik. Gönül istiyor ki burada bir fikir birlikteliğiyle beraber bu kazmaya vuralım istedik ama tabii biraz biz de muallakta kaldık. Fakat buradaki gelen arkadaşlarla beraber buna karar vereceğiz. Çünkü böyledir yani toplantılar gelenle gelmeyen arasındaki bir fark ortaya çıkacak. Uygun görürse özellikle o bölge esnafı bizim için çok daha önemli. Buraya kazıyı vurup bu işi bitirip daha sonra da son kat asfaltını atmak şartıyla bu cidden hem son kat işini bitirmiş oluruz diyoruz hem de tamamen altyapıda işimiz kalmamış olur diyoruz. Buradaki konuda karar verici sizler olacaksınız. Özellikle o bölgenin esnafı. Muhtarlarımı da bilinçli davet ettim ki hani bulanacaklar ne oluyor ne olmuyor bilinsin diye. Bizim konumuz bu. Bu noktaya geldik. Bu saatten sonra hani dönmek istemiyoruz. Acısu Caddesi'ne girelim. Bu meydan çevresi, şu arka taraflar, Ziraat Bankası'nın arka tarafı, eski cami, Kostane Caddesi'ndeki kılcal hatları da çekmek şartıyla buradaki işlerimizi tamamen bitirelim diyoruz. Artık üst yapısını da yapalım. Haziran'dan sonra bütün bulanacağın hizmetini buralara sunmuş olalım. Doğalgaz bağlandığı andan itibaren de ev bağlantılarında gerçekleştirmiş olacağımızdan bize kalan bir iş olmayacak. Ev sahipleri bina içerisindeki yapacakları çalışmayla beraber inşallah 2019'da Bulancak Mahallesi, İhsaniye Mahallesi ve Bahçeli ve Ballıca Sanayi ve Güzel Yolu olacak. Bunu gerçekleştirmiş olacağız diyorum. Şimdilik hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bu konuda bu cadde esnaflarından özellikle düşüncelerini almak istiyorum. Girelim mi, girmeyelim mi? Yani girmesek bile bir gün mutlaka gireceğiz. Ne zaman gireceğiz? 2019'da gireceğiz. Bu sefer de yakımla ilgili 2020'de yapacağız. Ha, bir ay, iki ay bir sıkıntı çekeceğiz. Biraz daha çekeceğiz ama en azından gündemimizden çıkmış olacak diyorum. Uslu başlı gene de Ünal abime söz hakkı verelim. O bölgenin esnafı olarak düşüncesini de alalım yani. Valla başkanım yapılan her şey iyidir. Vatandaşın isteğini de siz tamamıyla dile getirdiniz. Benim size daha bu saatten sonra... Buraya da girelim mi şu anda? Biraz kazı olacak ama. Biraz ne kadar fazla şanslısa, ne kadar hizmeti fazla getirirsen bu insanlara daha iyi olur. Eyvallah. Evet arkadaşlar bu kadar söz almak isteyen var mı? Muhtarım buyur. Başkanım, değerli arkadaşlar, tabii bizde eskiden bir söz vardı. Yıkılmadan hiçbir şey yapılmıyor. Şimdi Acısu Caddesi falan dediniz ya. Evet. Acısu Caddemiz bir tarafı Acısu Mahallesi, bir tarafı yani bütün mahallelere bağlı tamam. Burası. Şemsettin de dahil. Biz dışarıdan duyduğumuzu da aynısını size dikkat ediyoruz.
kısa zamanda herkes doğalgazın geçmesinden memnun. Her konuştuğumuz vatandaş, her konuştuğumuz arkadaşlar ve esnaflar doğalgazın bir an önce gelmesi ve bizi de bu pis havadan kurtulmamız için önerilerini yapıyorlar. Bu arada 15 Temmuz Caddesi ile bir defa trafik sorununu da çözemiyoruz. Vatandaşlar bilinçli veya bilinçsiz bu caddeleri kapatmaya çalışıyorlar. Vatandaş da bu konuda bilinçli olması lazım. Eğer doğalgazın kısa zamanda bu boruların yani yapılacak işler kısa zamanda yapılırsa vatandaş da rahat edecek, biz de rahat edeceğiz. Dolayısıyla kullanacak da rahat edecek. Bunu herkesin bilmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Elektrik suyuyla ilgili herhangi bir sıkıntı olacak mı? Su kesintisi, elektrik kesintisi ile ilgili. Şimdi her ikisi de olmayacak ama şöyle özellikle elektrikle ilgili hani çok %100 ifadeler kullanamayız. Onun iki şeyi var. Bir, Aksa'nın çalışmaları var. Hani bir daha bu caddede bu çalışma olmayacak. Onu yer altına alacağız onu. Caddeyi soruyorsanız orada bir kesinti, bir şey söz konusu değil. Ama hani Aksa'nın genel hizmetlerinde aksayan bir şey olursa, elektrik kesintisi olursa ona bir şey diyemeyiz. Su ile ilgili bir sıkıntımız yok. Çok ufak bir sıkıntımız var. Gelmişken söyleyelim. Su hattını komple yeniledik. Biz bu ilçede özellikle arkadaşlar şunu söylemek istiyoruz. İlçenin gündemindeki ciddi sıkıntıları gündem olmaktan çıkardık. Mesela çöple ilgili ciddi bir problem vardı bu ilçede. Ama şimdi şu an itibariyle çöp diye bir konu kullanacağın gündemine asla ve asla gelmiyor. Su ile ilgili çok ciddi sorunlarımız ve sıkıntılarımız vardı. Bütün hatları, depoları yeniledik ama suda bir kuyumuzda bir sıkıntı yaşadık. Demir madeni ve mangan oranı, minerali yüksek olduğu için o kuyuyu da tespit ettik. O kuyuyu devre dışı bıraktık. Şu anda ondan dipte kalan bazen bulanık su oluşmasına sebep olan bu bakterinin boruların dibine sinmesi ve depolara sinmesi diye bir sıkıntı vardı. Onlar da temizlendi. Ya bundan sonra bulanacaklar bir 50 yıl falan tabii dip kuyuları, dip suyunun yeraltı suyunun çekilmesi haricinde bir su sıkıntısı yaşamayacağız. Ne arızaydı ne şu bu. %100 arıza bitmez ama eskisi gibi bir hayat olmayacak. O gündemimizden çıkmış oluyor. Kanalizasyon özellikle ana hattı tamamen bitirdik şu anda. Güzelyalı bölgesinde çok ciddi sıkıntılar vardı. Onları da ev bağlantılarında yapacağız. Şu anda bizim mesela şeyle ilgili, arıtma tesisimizle ilgili Giresun ilçelerinin ve Giresun merkezinde olmak üzere çok örnek bir arıtma tesisimiz var. Avrupa Birliği'ne beraber Çevre Şehircilik ve Bulancak Belediyesi'nin katkısıyla gerçekleşmiş olan çok örnek bir proje. Giden orada hayranlığını görebiliyor. Artık derelere atık su bırakma yok. Kanalizasyon ve atık su dediğimiz hadise tamamen arıtılarak dereye içme seviyesine bırakılıyor tertemiz olarak. Ayrıca şehir şebekesi, şehirdeki yağmur sularıyla beraber kanalizasyonların tamamı ayrıştırıldı. Bunlar önceden birdi. Yani yüksek oranda, orta oranda bir yağmur yağdığında yağmur su logarine giriyordu. Bu sefer girişler birdi, kanalizasyon suyla beraber su birleştiği yerde dışarı ister istemez çıkıyordu. Caddede, sokakta bu mağduriyeti zaman zaman yaşıyorduk. Bunlar bizim ilçemizde artık gündem olmaktan çıktı. Şimdi üst yapılara geçiyoruz işte. Yani bunları yaşamayacağız inşallah. Evet. Başkanım buraya girme tarihi var mı? Yani şimdi önce Acısu'ya gireceğiz. İşte tarih belli mi? Yarın gireceğiz yani. Yarın salı diye duracağız. Çarşamba günü gireceğiz. Muhtemelen kaç günde çıkarız oradan? Bir hafta da çıkarız galiba Acısu Caddesi'nde. Çıkar mısınız? Çıkarız. Bir hafta oraya çıkıyoruz. Yani. Başından mı? Buradan da başlayabiliriz. O Mütay'da bırakıyoruz. Köprülerinden de başlatabiliriz. Şöyle başkanım, şimdi biz bu Cemal Mütay Caddesi 15 Temmuz'u yaparken bazen ara sıra işte siz de gördünüz. O kadar bir caddeyi çift yönlü yaptık. Yani şu anda aşağıyı bitirmeden buraya şey edersek sıkıntı iki arterinden birden kapatmış oluruz. Olabilir, onu ayarlayabiliriz. Evet. O da güzel bir düşünce. Yani onu bir ayarlayabiliriz. Bu en son işte zabıta falan bir araya gireceğiz. Nereden çalışsam tabi olur. Uygun olan evet. Tanımıyorum. Sayın Başkanım, öncelikle çalışmalarından dolayı başarılar dilerim. Doğalgaz hattı İsmet Paşa Mahallesi'nde herhalde sanırım duracak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Anahtar olarak hastanenin ve toprak devrenin oraya gitme şansımız yok. Orada aynı hat üzerinde sağa sola satmıyor. Böyle bir çalışma yapamaz diyeceğim. İkincisi bir sorun daha olacak. Dolacak teresine hala kanalizasyon kaçak mı bilemiyorum ama hala akıyor. Ve mandıralardan hala şey bırakılıyor. O sorunumuz var Sayın Başkan.
Şimdi doğal gazla ilgili sürpriz gelişmeleri sürekli yaşıyoruz üst üste. Mesela Bulancak ve İhsaniye Mahallesi'nde biz doğal gaz yatmayı 2020'lerde düşünüyorduk. Ama şimdi bu çalışmayla beraber, yeni gelişen gelişmelerle beraber 2019'da, ama İsmet Paşa şu anda gündemimizde yok. Peki 2019'da var mı? Tabii 2019'da var. 2019'da. En azından. Ama 2019'da Bulancak, İhsaniye Mahallesi, Balıca, Bahçeli Evler, Güzelyalı olmak üzere bu bölgelerin tamamında doğal gaz yapacağız inşallah. İkinci soru. İkinci soru, ona İdris Bey şey versin, cevap versin şeyle ilgili, kanalizasyonla ilgili. Gerçi biraz eksiğimiz var ama bitmez öyle yani. Dereye kanalizasyon düşünüyor. Şimdi muhtarım, şehrin tamamında bu sıkıntı vardı. Başkanımız önce bahsettiği yağmur suyla kanalizasyon. Bunu bölüm bölüm ayrıştırıyoruz zaten. Ama hala kaçak bağlantılar çok fazla. Onların peşindeyiz. Sağdaki çalışmamızdan fırsat buldukça baca baca kontrol edip bunları ayrıştırıyoruz. Mandralar konusunda da Çevre Şehir Bakanlığı ile bir tartışmamız var orada. Normalde onların ceza müeyyide uygulaması lazım. Onlar çok fazla konuya sahip çıkmıyorlar. Siz bizi muhatap buluyorsunuz, biz gidiyoruz. Bizim çok fazla ceza yaptırımımız yok. Bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Biraz zorak da olsa halletmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Bu konuda valilikten şey geldi, ilgili vatandaşlar geldiler, baktılar Bulancak Deresi'ne özellikle 3-4 tane mandıra var, bir de ev tuvaletleri var. O bizi çevre sağlığını çok büyük ölçüde rahatsız ediyor. Belediye ile ilgili olduğunu, bu problemin belediye tarafından çözüleceğini bize gelen bilgiler var. Evet, dere su düşen biz de aslında aynı şeyi söyledi. Belediyeye gönderdi. Şimdi orada iki etap var. Yani. Bir tanesi şöyle, yani işte ceza yaptırımlar noktasında biz yaptırım uyguluyoruz. Ama bu hani bizim sınırlı ölçüdeki yetkilerimiz dahilinde. Bizim kesmiş olduğumuz ceza mandıra sahiplerini şey yapmıyor, siz söyleyin, tespit edersek caydırmıyor. Ama çevre şehirciliğin yazacağı ceza çok ağır olabiliyor. Çevre şehirciliğin yazılması gerekiyor. Evlerin bağlantısı noktasında tespit ettiğimiz konuda Dulaski gerekeni yapıyor. Onu bakalım, bize resimleyin, gönderin. Yapabildiklerimizi gerçekleştiriyoruz. Yani ev bağlantısını kabul edemeyiz. Ama siz de tabii yardımcı oluyorsunuz. Resimleyin, gönderin. Şikayet olarak değil. Biz onu gidip ilgileniyoruz fırsat bulunca. Evet. Acısu Muhtarım burada. Muhtarım giriyoruz sizin caddeye o zaman. Muhtarım sen caddeye gireyim. Mahalleye girmeyeyim ki. Mahalleye girmeyeyim. Caddeden başlıyor mahalle varken. Tamam, oradan geçiyor işte. Yavaş yavaş oradan geçiyor. Orada caminin içi varken dışından havalı olmaz. Önce mahalleden bir gireyim de caddeye doğru gidersin mahalle yani. Ya sen nasipli muhtarsın, sana o bir şekilde bence gelir ya. Bak bir yeşil ışık duydum bak burada. Bizim muhtarlarımız içerisinde en nasiplisi Acısu muhtar. Yani. Hem nasipsiz de doğacağı mahallesi, onun kaderini değiştireceğiz inşallah. Güzelyalı da var başkanım. Yok, Güzelyalı'nın geleceği çok parlak yani. Yok, ben de. Yok, çok parlak. Ben de geliyorum, görüşürüz. Muhtara geliyorum. Muhtara geliyorum. Abi göster. Atın. Bulancak'ın en parlak bölgesi, yıldızı en iyi parlayan Güzelyalı olacak. Öyle zaten. Hem yatırım noktasında hem şehirleşme, imar konusunda. Adliyemiz var, üniversitemiz var burada. Şu anda evet en büyük neşter attık, yağmur suyu hattına çekiyoruz. Transisyon geçti burada. Buradaki yapmış olduğumuz yağmur suyun içinden insan rahat yine geçiyor muhtarım. En büyük sıkıntınız... Yine sıkıntımız var, dün aynı hafta yine... Yok şöyle, orada bir iki ay, üç ay çalışma bitene kadar problem olacak. Ama çalışma bittiği zaman ne transisyon sıkıntısı kalacak ne yağmurla ilgili. Ondan sonra da zaten üstünü yapacağız. Bizim reklam bölgemiz burası. Üniversite falan Bulancak olması Belediyesi yasası tarafından ilçenin her bölgesinde devam eden altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Güzelyalı Mahallesi'nde başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında yağmur suyu hattı döşenmesine başlandı. Bunu bitirdikten sonra asfaltlama çalışmasına geçeceğiz buradan. Doğal gaz da geçecek. Mevcut atık su kanalizasyon sisteminden ayrılarak yeni bir hat olarak döşenmeye başlanan yağmur suyu hattı, bölgede bulunan sel ve göllenme etkilerini ortadan kaldırırken kanalizasyon sistemini de rahatlatacak. Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu yanında bulunan menfezden başlayan yağmur suyu. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Biz hani bir bölgede bir iş yaparken vatandaşımız da bilgi sahibi olsun diye biz kendi aklımıza düşen görevi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Tebliğ yapıyoruz, davetiye yapıyoruz, bilgilendirme yapıyoruz.
Bilgi almak isteyene kapımız açık, bilgilenmek isteyene kapımız açık. Gelen ilanla beraber, duyuruyla beraber, SMS yoluyla beraber yapıyoruz. Bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. Biz de çarşamba günü sabah gireriz. Öyle görüyoruz. Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hem de inşallah. İnşallah. Başkanım, aslında bu toplantıları mahallelerde yapsak daha güzel olur. Şimdi hani katılım az dediğim. Şikayet olarak demiyoruz, biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Hani bilgi ne kadar bilgi şöyle, en büyük sıkıntımız bizim bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya çalışıyoruz. Efsaneler oluşuyor, efsaneler dolaşıyor. Onun için bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tabii mahallelerde de yaparız, yapmayı da düşünüyoruz. Özellikle çadır toplantıları şeklinde akşamları mantıklı olur. Şimdi geçen gün bak güzel ama üniversite olacak bir olayla ilgili komutan başkanımız da amcamın oğlu enişten geldi. Yani. Evet evet. Ha, güzel bilgilendirmiş onları. Evet. Onlar diyorlar ki kanalizasyonu tekrar limana veriyorlar diye. O sıkıntı yaşıyor onlarla beraber. Evet. Şimdi tabii onlar bir toplantı yapmışlar liman özellikle bölgesinde. Onlar zaten orada her zaman yapıyorlar. Evet. Yok o şeyle ilgili, bizim o çalışmayla ilgili. Ya mutlu olarak bak benim kendi ailem inmek istemiyorum oraya. Tamam. Haziran Millet Caddesi'ndeki ve 15 Temmuz Caddesi'nde ne zaman bitecek diye bir soru gelmiş galiba. Aynı zamanda arkadaşlar şu anda canlı yayınla beraber de vatandaşımız bizi takip ediyor. Bilgilendirme yapıyoruz. Soru gelmiş. Ona cevap verelim. 15 Temmuz Caddesi'nde ve Millet Caddesi'ndeki çalışmamızı Haziran ortasına bitirmiş olacağız tamamen. O proje şeklinde. Projemiz var mı bizim arkadaşlar? Görsel olarak. Ona da geçebiliriz. Mayıs sonu bitirmeyi hedefliyoruz ama hava şartlarından dolayı aksamalar olabilir. Farklı işi ne getirecek önümüze bilemiyoruz. İnşallah bu haliyle sizin hizmetinize sunmuş olacağız. 15 Temmuz itibariyle bitirmiş olacağız. 15 Temmuz Caddesi'nde 15 Temmuz'da açılış yapacağız. Yetişmiş ağaçlar alacağız arkadaşlar. Buradaki aydınlatmayı sadece değiştirdik yerine. Yukarıdan aydınlatma telaşı müsaade etmiyor. Onun için sağlı sollu bileklerimizi yapıyoruz. Baskıratmanın kaldırımla şeyle beraber daha sonra da esnafımızın dükkan ve vatandaşın evinin dış çevresinde giydireceğiz. Fazla açıp patlayabiliyorsunuz. Bir güzel dolaşmak için takım sıkıntılar çekmek gerekiyor. Normal bir lig atlamak için daha geçmişte kullanmak için bunlara ihtiyacımız var. Bu da sürekli her karanlıktan sonra nasıl bir yardım ettiriyorsa yapılmış caddelerimiz var, yapılan caddelerimiz var. Onlar da zaten var, örnekleri. Kullanmak için de sizlerle paylaşmak istedim. Öğretmen evinin karşısında yapmış olduğumuz yeraltı otoparkı İlk etabının dökümünün üstünü yapacağız ve iskeleye doğru bu geliyor. Asıl zevkli bulanacak açısından burası olacak. Çünkü yerin altı iskeleden öğretmen evine kadar yerin altının tamamı otopark. Üstünün tamamı da yeşil alan olacak ki insanların bütün bir geliş meydan çıkmış olacak karşısında. O meydanda gezme, yürüme, gençlerin spor etkinlikleri yapacağı, bayanların işte yürüyüş rahat yapacağı, çocukların eğlenebileceği bir ortam çıkmış olacak ki o da ilçemiz açısından gelişmişlik noktasında sınıf atladığımızı göstermek olacak arkadaşlar. Yani. Ve ayrıca da otopark sorununun büyük bir kısmını da çözmüş olacağız bu vesileyle. Peki sorusu olan yoksa bitirelim arkadaşlar konumuzla ilgili. Peki. Sizin caddeye de giriyoruz ya, onu görüyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun.